fotoğraf alan var mısın? Dur, tamam mı? Dur, tamam. Tamam, dur. Belediyeye bağlı, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalle idare birlikleri norm, kadro, ilke ve standartlara dair yönetmelere göre Diyarbakır Büyükşehir Belediye'mizde 1713 adet memur çalıştırılabilecektir. Bu en üst limittir sayı olarak bugün itibariyle. Bugün itibariyle belediyemizde 553 memur çalışmaktadır. Bugünkü belediyemizdeki memur sayısı 553 kişidir. Boş bulunan memur kadro sayımız 1160 olup bu kadrolarda 387 adet muhtelif unvanlı kadro için memur alımı yapılmasına belediye idaremizce karar verilmiştir. Memur alımı yapıldıktan sonra geriye 773 adet boş memur kadrosu kalmaktadır. Belediyemizde boş bulunan 387 adet muhtelif unvanlı kadroya memur alımı yapılmasına yönelik olarak sınav yapılabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetim Genel Müdürlüğü'nden 24.07.2019 tarihi itibariyle olur alınmıştır. Yapılacak olan sınavımızda mevzuat gereği 2018 yılı KPSS puanı esas alınacaktır. Sınav için ilana 20.02.2019 tarihinde çıkılmış olup ilan metni belediyemiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ilan metni sadece belediyemizin internet sitesinde değil, bunun yanı sıra resmi gazetede, Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde, ulusal basın ve yerel basında aynı günde yayınlanmıştır. Değerli arkadaşlar, yapılacak sınava ilişkin bütün hususlar ilan metninde 7 başlık altında düzenlenmiştir. Bunlar başvuru genel şartları, başvuru özel şartları, başvuru esnasında adaylardan istenilen belgeler, başvuru yeri, tarihi, şekli ve süreci, başvuruların değerlendirilmesi, başvurusu kabul edilenlerin ilanı, sınavın yeri, zamanı ve konuları ile sınav değerlendirme sonuçlara itiraz başlıklarıdır. Sınavlara ilişkin başvurular bugün saat 17 itibariyle sona erecektir. Bu aşamadan sonra her bir değişik ünvanlı memur kadrosu için yapılacak müracaatlar KPSS puanı en yukarıdan başlamak üzere sıralanacaktır. Bu sıralama alımın 5 katı kadar olacaktır. Örneğin 6 adet mimar alımı için, şu anda 6 adet mimar alacağız. Bu kadrolar için müracaat edenlerden KPSS puanı en yüksek ilk 30 kişi en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve mülakata çağrılacaktır. Sınavın taban puanı 60'tır. Alım yapılacak kadrolar için ünvanına göre KPSS puan türü belirlenmiştir. Bu puan türüne göre sınava müracaat için en düşük puan, söylediğim gibi 60 puan olarak kabul edilmiştir. KPSS puanına göre mülakatta hak kazanan adaylar ve puanları belediyemizin internet sitesinde ilan edilecektir. Görüleceği üzere arkadaşlar, yani burada hiçbir kimsenin hak kaybının söz konusu olması mümkün değildir. Her şey açık, şeffaf ve adayların daha önce KPSS puanından aldığı değere göre, puana göre en üstten başlamak üzere sıralanacaklardır. Ve bunlar bu ilan metninde aldıkları puanlar da görülecektir. Ve buraya kadar bu sınavın bu aşamasına kadar herhangi bir etken söz konusu değildir. Sistem herkese kapalıdır. Mülakatta hak kazanan adayların sınav giriş belgeleri de belediyemizin internet sitesinde yüklenecek olup bu belgede adayın hangi gün mülakata alınacağı da belirtilecektir. Adaylar TC kimlik numaraları ile bu belgeye ulaşabileceklerdir. Mülakatta her adaya ilan metninde belirtilen şekilde 4 ayrı konudan birer soru sorulacaktır.
Ayrıca girdiği alana göre bilgi ve becerisi de ayrıca değerlendirilecektir. Adaylar kendilerine sorulacak soruları çekecekleri kura sonucu kendileri belirleyeceklerdir. Şimdi 4 tane soru soracağız dedik. Bunlar 4 ayrı başlık altında. Diyelim ki bir aday geldi, kurasını çekin diyeceğiz, çekecekler. 60 numarayı çekti. 4 puan turunda da 60 numaralı soruyu kendilerine soracağız. Bu şekilde olacak. Sınav komisyonu genel sekreterin başkanlığında 5 kişiden oluşmaktadır. Açıklandığı üzere mülakata çağrılacak kişilerin tespitinde adayların KPSS puanları dışında hiçbir etken ve kriter bulunmamaktadır. Dolayısıyla adaylar daha önce aldıkları KPSS puanıyla birbirlerini elemektedirler. Buna müdahale hiçbir şekilde mümkün değildir. Mülakatta da adayların sorulara verecekleri cevaplar ile mesleki bilgi ve becerileri değerlendirilecektir. Adayların nihai puanları KPSS puanları ile mülakatta alacakları puanlar toplamının aritmetik ortalamasıdır. Değerli basın mensupları, sonuç olarak yapılacak sınav açık, şeffaf, liyakat ve hakkaniyet ölçülerinde sonuçlandırılacaktır. Bunun dışında yapılabilecek her türlü söylemi gerçek dışı ve art niyetli olarak değerlendiriyoruz. Adaylar ve kamuoyunun bizim yapacağımız açıklama ve değerlendirmeler dışında hiçbir söyleme itibar etmemelerini istirham ediyor. Tüm adaylara başarılar diliyoruz. Arkadaşlar bahsettiğim gibi belediğimizde yani bu zamanlama farklı şekilde algılanmasın. Belediyenin ihtiyacı olduğu için bu sınav yapılmakta. Bahsettiğim gibi biz 387 tane memur aldıktan sonra belediyede 773 adet boş kadro kalacak. Yani kadroların doldurulması falan böyle bir söylemimiz ne kadar mantıksız olduğu ortada. Yani burada öyle bir amacımız yok. Belediyemizin ihtiyacıdır. Belki geç kalmıştır almakta. Dolayısıyla bugün itibariyle böyle bir karar verildi. Biz sınavı ne kadarını sonuçlandırabiliyorsak bu süreçten sonra o kadarını sonuçlandıracağız. Bugüne kadar birinci sorunuz oydu galiba. Şimdi aldığım sayıyı 23.500 üzerinde müracaat var. 23.500'ün üzerinde müracaat var. Bugünküler dahil değil. Şu ana kadar yapılan müracaat ama bunun dışında mesela bugün postayla gelenler dahil değil. Akşam saat 17 itibariyle bütün sayıyı da biz değerlendikten sonra tabii kamuoyuna açıklayacağız. Teşekkür ederim. Evet.